2015-14 arasında bir çatışmada yakalandı yaralı olarak. Ondan sonra Sirt cezaevine alındı. Sirt cezaevinde yaralı olarak alındı. Sırtından yaralanmıştı. Panzer çarpmıştı. Biz yetişemedik tabii. Panzerle ona çarpmışlardı. Panzerle, akreple ona çarpmışlardı. Ondan sonra hastanenin önüne bırakılmıştı. Hastanenin önüne bırakıldıktan sonra tedavisi yapıldı. Tedavisi yapıldı. Sirt cezaevine alındı. Kendisi zaten görme kaybı var. Görmüyor. Hem gece görüyordur hem de gözlerinde kayıp var. Görmüyor. Bir göz kaybı var. Ondan sonra Sirt cezaevinden kaldırıldı. Van Yüksek Güvenlik Cezaevine alındı. Van Yüksek Güvenlik Cezaevine alındıktan sonra şartları biraz ağırlaştı. Ondan sonra mesela onu tek kişilik bir hücreye aldılar. Tek kişilik bir hücreye aldıktan sonra görüşleri ve şeyleri zaten ayda bir defa bir görüşü var. Tek kişilik bir hücrede kalınıyor. Kendisi 6-7 yıldır Van Yüksek Güvenlik'tedir. Ve bundan 4-5 gün önce görüşüne gittim. Kendisinin hücrelerini sıklıkla değiştiriyorlar. Mesela zaten hem göz kaybı var hem astımı var. Gittikçe yani zaten hastalıklar ağırlaşıyor. Bu şeyden yakalananlar var. FETÖ'den yakalananlar var. Onları mesela şu anda mesela kendi hücresi 2 tane. Onlardan yakalananlarla arasındadır. Yani mesela o da bir baskıdır yani sonuçta. Mesela ona söylüyoruz diyor mesela zaten tek kişilik bir hücredeyim. Bir de hücrelerimin yanında da 2 tane FETÖ'yle yakalananlarla beraber kalıyorum. Hani mesela hiçbir şekilde iletişim kuramıyor kendi yani arkadaşlarıyla. Kendisi yani koşulları zaten ağırdır. Koşulları ağırdır. O ağır koşulların ardında da mesela kendisinin istekleri de çok böyle yüksek bir istek değil yani mesela. Diyor ki mesela hücrelerimi sıklıkla değiştirmesinler. En azından istediğimiz hücrede olalım mesela. Arkadaşlara yakın hücrelerde olalım. Mesela en azından bir kapıyı çalıp mesela bir sağlık sorunu olduğumuzda bir arkadaşımızla iletişime girme şansımız olsun veya bağırabilelim yani bağırsak mesela herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman hastalık çıktığında ulaşabileceğimiz bir şey yok. Biz oraya giderken tamam mı en az 2-3 defa X-ray cihazından geçiyoruz, göz okutmalarından geçiyoruz. Yani zaten biz oradan onun görüşüne gittiğimiz zaman zaten bir baskı hissediyoruz. Kendimiz bir baskı hissediyoruz yani. Görüşüne gittiğimizde kendisiyle tek bir odada yine tek kişiyle görüşüyoruz. Yani yine mesela eskiden cezaevindeyken mesela görüşüne gittiğimizde bir başka arkadaşlarının görüşü var ki bir kalabalık ortam görüyordu. O da yani bir şey oluyordu yani bir ekstra bir iyileşme oluyordu. Ama şu an öyle bir iyileşme yok. Kendisi mesela sağlık problemleri var. Bu sağlık problemleri mesela şey olsun yani göz ardı edilmesin mesela. Mesela ikide bir onun mesela koğuşları yani hücresi değiştirilmesin. Hani astım hastası kendisi. Diğer mahkumlar için de bu geçerlidir. Yani diğer arkadaşlar da aynı şekilde şeyleri değiştiriliyor, hücreleri değiştiriliyor. Bunların olmaması. Bunları istiyoruz yani.